Size bir soru soracağım. Acı çekerken nasıl tahammül edebileceğiz? Yani dayanma gücü nereden geliyor acı çekerken acaba? Bu hafta Hürriyet gazetesinde okudum ve Hürriyet gazetesinde olduğu için gerçek olmalı değil mi? Manşet: ağrının ilacı küfür. Ağrının ilacı küfür. Ve şöyle dedi: İngiltere'de, her zaman İngiltere'de bu şeyler ortaya çıkıyor. Neden bilmiyorum. İngiltere'de Kiel Üniversitesi'nin psikolojisi bölümünü uzmanları küfür etmenin acıyı hafiflettiğini iddia etti. Yapılan deneyde küfür edenler ellerini buz gibi soğuk suda 2 dakika tutabildi. Küfür yerine normal sözcükler kullanılanların ise ellerini sadece 1 dakika soğuk suda tutabildiğini görüldü. Enteresan değil mi? Ama İngilizler hep öyle, yani küfrediyorlar. Ben de İngilizim. Ama Rabbi ise çarmıha gerilmek üzeredir. Şimdi biz Markos 14. bölümdeyiz. Rabbi ise çarmıhta çok acı çekti ama hiç küfretmedi. Acaba nasıl tahammül etti? Şimdi Markos 14. bölüm, Rabbi ise çarmıha gerilmek üzeredir. Peki İsa'nın ölümünden kim sorumluydu? Kim İsa Mesih'i öldürdü? Suç kimdeydi? Rabbi ise bu bölüme göre 3 tarafından ihanete uğradı. Yani sorumlu olan 3 ayrı şahıs vardı. Birincisi Yahuda İskariot. İkincisi bütün öbür öğrenciler, çünkü onu terk ettiler. Ve üçüncü Yahudi yetkilileri. Ve şimdi biz her üçüsü hakkında okuyacağız. Onların hikayelerine bakarak bir şeyler öğreneceğiz Rabbi İsa'nın ölümü hakkında. Ve bizim acılarımızı anlamlandıracak. Çünkü çarmıh acılarımızı anlamlandırır. Şimdi birinci oyuncu. Tamam mı? Bir sahne lazım bence. O zaman 3 sahnemiz var bu hikayede. Birinci sahne son akşam yemeği. Tamam mı? İsa ve öğrencileriyle birlikte son akşam yemeği yaptılar. Bu burada olsun. İkinci sahne Getsemani bahçe. Bu zaten bir bahçemiz var bunun içine. O zaman bu bir bahçe olsun. Ve burada baş kahinin evi. Tamam mı? Çünkü baş kahinimiz de var. Tamam. Selamun aleyküm. Şimdi okuyacağız. Birinci oyuncu Yahuda İskariot. Tamam mı? O zaman ayetler ekranda görülecek. 10 ve 11. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariot İsa'yı ele vermek amacıyla baş kahinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. 17. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Şimdi biz akşam yemeğindeyiz, tamam mı? Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Sizden biri benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. Onlar da kederlenerek birer birer kendisine beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. Değil mi? Çünkü her zaman ya ben olamaz. Şey ablam olmalı. Değil mi? Yani başka birisi olmalı her zaman. Suç bende olamaz. İsa onlara 12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır dedi. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor.
Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Ve şimdi 43 ayetinde, şimdi biz bahçedeyiz. Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıkıgeldi. Yanında başkahinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı, sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün," diye onlarla sözlemişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, "Rabbi," diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. Tamam mı? İsa İskariot, Yahuda İskariot, kötü bir adam. Markos bunu açıkça söylemiyor ama Luka ile Yuhanna'ya göre şeytan Yahuda İskariot'un kalbine girdi. Ve bu yüzden Yahuda İsa'ya ihanet etti. İsa'nın Yahuda tarafından ihanet uğraması şeytani bir şeydi. Yani çok çok şer, değil mi? En yakın arkadaşlarından biri bir kahpelik, arkadan vurma. Göz göre göre bir ihanet. Utanmazca onu öperek idam kararını imzalattı. Kutsal kitap bu konuda aşikar. Arka planda, bu işin arka planında şeytan var. Şeytan İsa'nın ölmesini istedi. Onun ölmesine bir sebep oldu. Karanlık dünya ışığının peşini kovalıyordu ve nihayet onu yuttu. Birinci oyuncu o, tamam mı? Yahuda İskariot. Yani şer, şeytani bir iş. İkinci oyuncu bu hikayede, yani öğrenciler. Ve söz konusu burada biraz farklı. Söz konusu burada şer değil, kötülük değil. Söz konusu burada insani zayıflık. Değil mi? Herkese müşterek insani zayıflık. Şimdi 27. Bu arada İsa öğrencilerine "Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz," dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celil'e gireceğim." Petrus ona, "Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa, "bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin." Ama Petrus üstleyerek, "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem," dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şey söyledi. Tabii ki. Yani biz seni asla inkar etmeyeceğiz, değil mi Rabbi İsa? Sonra Getsemani denilen yere geldiler. Şimdi bizim güzel bahçemize. İsa öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim," dedi. "Burada kalın, uyanık durun." Bu İsa dibi boyalamıştı. Ya İsa'nın en düşük nokta burası. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Mümkünse o saati yaşamayayım," dedi. "Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır." Yani ben çarmıha gelmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum Rab. "Ama benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Simon," dedi, "uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti.
Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. Hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. Ve kim geldi? Yahuda İskariot. Şimdi 50. O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. Ve 66. Şimdi İsa başkahinin evine götürdüler ve Petrus onun ardından geldi. Petrus aşağıda avludayken başkahinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp "Sen de Nasırlı İsa ile birlikteydin" dedi. Petrus ise bunu inkar ederek "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum" dedi ve dışarıya dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine "Bu adam onlardan biri" demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine "Gerçekten onlardansın, sen de Celilesin" dediler. Yani telaffuzundan belli. Sen yabancısın. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek "Vallahi billahi İncil çarpsın, sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum" dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine "Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkar edeceksin" dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Şimdi Rabbi İsa öğrencileri tarafından, arkadaşlar, en yakın arkadaşların tarafından hüsrana uğratıldı, inkar edildi, terk edildi. Ve en düşük noktasında. Düşünebiliyor musunuz? Bu durum birinci durumdan çok farklıdır. Yahudinin yaptıklarında kasten, art niyetli, yani açık bir şerden ibaret. Burada İsa'ya terk etmek istemediler ama yine de oldu. Günah ama istem dişi günah. Değil mi? Bahçedeyken Petrus, Yakup ile Yuhanna dua etmek istediler ama yorgunluktan edemediler. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Ve bu hepimize müşterek bir şey, değil mi? Yani biz iyi şeyler yapmak istiyoruz ama bazen yapamıyoruz. Değil mi? Yani insan da yani ruh var. İnsan nelerden yaratıldı? Ruhtan ve topraktan. Ve biz de ne zaman ki ruh bizi süzerek yükseltmek isterse, toprak bizi yüklenerek düşürür. Ve her zaman öyle oluyor. Buna razı olalım, tamam mı? Hepimiz birbirimizi hüsrana uğratıyoruz arada sırada. Mesela eğer bu kiliseye katılmak isterseniz, üye olmak isterseniz, size bir vaat vereceğiz. Baştan bir vaat vereceğiz. Eğer buraya katılırsanız mutlaka sizi diş kırıklığına uğratacağız. Tamam mı? Kuşkusuz. Çünkü hepimiz zayıfız. Değil mi? Ben hepinizi inciteceğim. İnşallah pek sık değil ama olacak. Rabbi İsa bunu bilmesine karşın yine de acısını çekti. Her insan dibi boyladığı zaman dostlara muhtaçtır. Rabbi İsa dahil. Bahçedeyken kendi gerçek insanlığı gösteriyor. Tek başına kalmak istemiyor. Tek başına acı çekmek istemiyor. Dostlarının onun yanına olmasını istiyor. Ve hepimiz zayıfız ama ondan dolayı yalnızlaşmayalım. Yani sertleşmeyelim.
başka insanlardan çaymayalım. En yakın arkadaşlarımız, akrabalarımız bizi incitecekse bile onlara ihtiyacımız var. Çünkü herkes arkadaşlarına ihtiyaç var. İnsan öyle, insan olmak öyle. Şimdi üçüncü taraf, tamam mı? Anladın? Şimdi üçüncü oyuncu burada, üçüncü taraf, yüksek kurul, başkâhin ve onun kurul. Yani İsa'ya ihanet eden üçüncü taraf Yahudilerin yüksek kurul. Bir tarihçiye göre kuşkusuz yüksek kurul İsa'nın mahkemesi süresince bütün kendi kurallarını bozdu. Bütün kendi kurallarını bozdu. Sanhedrin yani yüksek kurul onun yönetimliklerini Mişna'dan biliyoruz. Mesela ancak tapınaktaki yontulmuş taştan salonundaki alınan kararlar bağlayıcıydı. Ama burada kurul başkâhinin evinde toplandı. Bir okuyalım. 53. ayeti. İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusuna kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulunun öteki üyeleri İsa'ya ölüm cezasını çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhinin topluluğunun ortasına ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki? İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden, yüce olanın oğlu Mesih sen misin? Diye sordu. İsa benim dedi. Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak, onu yapar mısın başkâhin? Artık tanıklıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasına hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Hadi peygamberliğini göster diyorlardı. Nimetçiler de onu ararlarını alıp tokatladılar. Şimdi onlar tamamen haksızlık ettiler Rabbi İsa'ya. Yani burada hiç adalet yok. Bu bir bir mahkeme değildi. Bu bir cinayetti. Bu bir kıyımdı. Mahkeme onların kurallara göre mahkeme geceleyin cebilermedi ama burada geceleyin toplandılar. Onlar için bir bayramda mahkeme cebilemedi ama burada fısıh bayramda toplandılar. Tanıklar ayrı ayrı sorgulanmalıydı ama ve her ayrıntıda tanıklıkları birbirini tutmalıydı. Ama burada bu şekilde olmadı. Ve eğer karar idam cezasıydı, onun yerine getirmeden bir gece geçmeliydi. Jüri kararını değiştirsin, merhamet göstersin diye bir fırsat olsun. Kararın üstesinden 24 saat geçmeliydi ama buna bile yapmadılar. Yani hemen onu çarmıha gerdiler.
İsa Mesih'i yok etmeye azmederek yüksek kurul kendi talimatına aykırı bir şekilde davrandı. Bu bir mahkeme değildi, bir cinayetti. Kurulun görevi adaleti ise görevini ihmal etti. Vazifesini yapmadı. Enteresan çünkü biz de yetkili onlardan kazık yiyebiliriz değil mi? Arada sırada. Paço'nun haklarını yedi. Yok yere suçlandın. Sana iftira atıldı. Tam sözde haklarını koruyan kişi haklarını yedi. Adaletsizlik çektin. Ben de çektim. Ben 15 yaşındayken okuldan kovuldum. 15 olan var mı? Siz kaç yaşındasınız? Sen de. 15 yaşındayken okuldan kovuldum ve yok yere suçlandım. Yani tamamen haksızlık çektim. Ve o benim için belki düşünemezsiniz. Hayatımın en düşük noktası oldu. Bütün arkadaşlarımı kaybettim. Yani ben Kıbrıs'daydım. Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Yani Rum kesiminde. Ve orada sadece bir tek İngilizce'de okul vardı. Ben o okuldan kovuldum. Artık Kıbrıs'ta vazgeçip İngiltere'ye gitmek zorunda kaldım. Yani başka bir ülkeye gitmek zorunda kaldım. Yani çok ama çok ağır, zor bir zaman geçirdim 15 yaşındayken. Hayatımı tamamen değişti. Haksızlık ama, haksızlık yedim. Belki de siz de yedin, çektiniz. Yani 10 sene önce Racan Ecevit af ilan ederek, hatırlıyor musunuz? Hapisten yüzlerce suçlu özgür bırakmış. Güya bu suçlular kader kurbanlarıymış. Değil mi? Yani onlardan suç yok. Yani kader suçluydu. Ve bir sene içinde ne oldu? %80'i bir kez daha taciz ederek, soygunlar yaparak, cinayet işleyerek hapse dönmüş. Yani adalet mi bu? Sistem bozuk değil mi? Dünya sistemi. Bu hafta duydum ki o Danimarka'da 77 kişiyi öldüren adam şizofreniye teşhis edildi. Bu ne demek? Demek ceza ehliyeti yoktur. Ceza ehliyeti yoktur. Aklı dengesi yerine değilmiş. Yani adalet mi bu? Kurbanların akrabalarının adalet özlemini giderilmeyecek. Ya, ve burada İsa'nın hayatından bile görüyoruz ki dünya sistemi bozulmuş. Yani çok zor. Hepimiz haksızlık çekiyoruz. İşte İsa Mesih'in ölmesinden sorumlu olan üç taraf, tamam mı? Birincisi Yahuda İskariot ama şeytan arka planda, şer. İkincisi insan zayıflık, insani zayıflık. Yani arkadaşlarından hüsrana uğradı. Ve üçüncüsü yetkililer. Yani vazifelerini yapmadılar. Adaletsizlik çekti. Masum olmasına rağmen suçlandı. Dünya sistemi bir kez daha arızı yaptı. Şimdi bence çektiğimiz sıkıntılarının çoğu şu üç taraftan türenir. Tamam mı? Yani hepsi değil ama çoğunlukla ya şerden, yani şeytani, ya insani, çünkü birbirimizi yaralıyoruz, ya da dünyevi. Kim şerle yüz yüze gelmedi ki? Değil mi? Birisi sana göz göre göre hile yaptı. Çocukken suistimal etti sana. Yani bilmiyorum, tecavüz etti seni. Bir rapora göre Türkiye'deki kızların %90'dan fazlası, erkeklerin
%80'den fazlası çocukken cinsel tacize maruz kalıyor. Masumiyetleri çalınmıştır. Değil mi? Bu şeytani bir şey. Şer. İnanılmaz. Asla mazur görülmez. Ya da insanlar tarafından yaralanmayan var mı? Yok. Yoksa benimle bir hafta geçirin. Olacaksın. Hepimiz insan zayıflığı yüzünden yaralandık. Acı çektik. Belki de şimdi bile o yaraların acısını çekiyorsun. Öfkeden gelen bir söz, bir anlaşmazlık, bir hayal kırıklığı. Ve kuşkusuz ki hepimiz de başkalarını incittik. Değil mi? Bu hafta bile. Muhtemelen istemeyerek. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Ya ben seni yaralamak istemiyorum ama olabilir, değil mi? Çünkü zayıfım, sen de zayıfsın. Ve pişman olduk, keşke yapmasaydım, keşke söylemeseydim. Ve üçüncü, birçoğumuz da yetkililer görevlerini yerine getirmediğinden dolayı acı çektik. Adaletsizlik yüzünden bir şeyler kaybettik. Çoğunlukla dünyadaki acılar bu üç nedenden kaynaklanır. Hayatlarımızdaki çoğu sıkıntılar bu üç taraftan gelmiş olabilir. Ve Rab ise bu üç taraftan çarmıha doğru itildi. Tamam mı? Ama bir oyuncu daha vardı bu hikayede. Şu üç oyuncuya baktık, bir oyuncu, bir gizli oyuncu daha vardı bu hikayede, arka planda. Şimdi birkaç ayet okuyacağım, onu göreceğiz. 21. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor, ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha da iyi olurdu. Yani yazılmış olduğu gibi çarmıha gidiyorum, İsa dedi. Yani kim yazdı kutsal yazıları? Allah, Tanrı. İsa burada diyor ki, burası bir çelişki var. Ön planda Yahuda sorumlu ve yaptıklarını cezası çekecektir. Yani ceza ehliyeti var Yahuda'nın, değil mi? Ama alttan yatan sebep, İsa diyor ki yazılmış olduğu gibi olacak. Yani Tanrı'nın kendisi. Tanrı'nın seneler evvel peygamberler aracılığıyla belirtilen planına göre insan oğlu dünyayı kurtarmak için canını verecekti. Aynı zamanda Yahuda suçlu ve cezasını çekmeyi hak eden ve aynı zamanda hükmedici Tanrı kendi planını yerine getiriyor. Tam bir muamma, değil mi? Şimdi 27 okuyalım. Bu arada İsa öğrencilerine hepiniz sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Bu ayette aynı şeyi görüyoruz. Öğrenciler İsa'ya terk edecekler. Fakat bunu Tanrı önceden bilmekle kalmayıp olaydan 600 sene önce Zekeriya peygambere aracılığıyla ilan etti. Yani Rab diyor ki bunu yapacağız. Ben çobanı vuracağım. Allah dedi, Tanrı dedi. Ve üçüncü ayet 46. İsa onların niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz dedi. Her gün tapınakta yani başınızda öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu. Burada Rab İsa yüksek kurul ve kendisi tutuklayan yetkililere hitap ederek
hem onları suçluyor, hem de altan yatan sebebinin Tanrı'nın hükmedici olduğunu biliyordu. Değil mi? Her ikisi de var bu ayette. Bunu bilelim arkadaşlar, tam bir muamma. Kafalarımızda kolayca yatan bir kavram değil ama çok önemli bizim için. Sana dokunan ne şer varsa, ne kötülük varsa, ne acı varsa, ne ıstırap varsa, bu aynı zamanda ya şeytani, insani, dünyevi ve aynı zamanda burada Tanrı'nın bir planı vardır senin hayatın için. Bizim bir arkadaşımız var, ismi PJ Smythe. Bizim kardeş kiliselerimizden birinin önderi ama Johannesburg'da, eşimin memleketinde. Ve bir sene önce kanser olduğuna teşhis konuldu. Tamam mı? Genç bir adam. Kendisi kanseri şöyle yorumlamıştı. Onun sözleriyle, bana soracaksın, Tanrı'nın kanserinden sorumlu olduğunu mu demek istiyorsun? O teselli edici olamaz. Dedi ki, dediklerimin ta kendisi ve bence çok teselli edici. Kanserim Tanrı'nın hükümdarlığının sınırlarından dışarıda kaldığını hayal edin. Öylece beni iyileştiremezdi. Çünkü bu kanseri engellemeye yeterince hükümdar değilse, onu kaldırmaya yeterince hükümdar olamaz. Değil mi? Ve Tanrı'yı ıstıraptan, sorumluluğundan kurtarmaya çalışırsan, kendisinin Tanrı oluşundan kurtarırsın. Ve öylese bu hiç teselli edici olamaz. Şimdi, bu öğretişe nasıl tahammül edebileceğiz? Zor, değil mi? Bir ayet daha var. 36. Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun. İsa dua etti. Bütün cevabı burada bir tek kelimede bulunur. Baba. Yani dua ederken Tanrı'ya baba diyor. Bu bir tek kelime her şeyi değiştirir. Eğer Tanrı'ya baba diyebilirsek, her şeye tahammül edebilecek hale geliriz. Çünkü o kelime kullanırsak, kismet ya da kader söz konusu olmaz burada. Yani kismet olmadı, kismet oldu diye. Yani kismet ya da kader, onlar kişiliğe sahip kavramlar olmadığı için acıyan merhametli de olamaz. Değil mi? Kismet merhametli olamaz. Kadere konuşamıyoruz. Kadere dua edemiyoruz. Tarkan bir şarkı yazdı değil mi? Kadere gülümse. Ama yani kadere dua edemezsin. Eğer baba kelimesi kullanırsak, Tanrı umursamaz, acımasız, vurdum duymaz değildir. Ya da bizim zayıf dünyasal babalarımız gibi değildir. Mükemmel, gevşemeyen, tereddütsüz, kötülük işlemeyen, eksiği olmayan, tamamen bilge bir babadır. Yani dört dörtlük bir babadır. Değil mi? Baba kelimesi çerçevesinde herhangi acı resmini şaesere çevirir. Romalılar 8:28 diye bir ayet var. Tanrı'nın kendisini sevenlere amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu
biliriz. Eski imanlara göre bu ayet bizim savunma kalemimizdir. Yani acı çekerken onun içinde koşup saklanırız. Bu ayetin içinde. Değil mi? Çünkü bu ayet ne diyor? İki şey diyor. Diyor ki her durumda Tanrı aynı zamanda kendi amacını yerine getiriyor ve senin iyiliğin için çalışıyor. Ve onlar birbirine aykırı olamaz. Ve Rab İsa için bu ayet geçerliydi. Hala yazılmamış ama geçerliydi. Çünkü Rab İsa için şimdi çarmıha gerilecek. Bu hem Tanrı'nın amacı yerine getirecek, hem de İsa'nın iyiliği için olacak, değil mi? Çünkü Tanrı onu ölümden diriltecekti, yüceltilecekti. Ve bu acıdan sonra, bu acı yaşandığı için İsa ait olduğu yüceliğine kavuşacaktı. Böylece görebiliriz ki Tanrı'nın İsa için tasarısı mükemmeldi. Aynı zamanda İsa'nın iyiliği ve Tanrı'nın yüce amacı yerine geldi. O zaman İsa'yı kim öldürdü? Kim sorumluydu? Tanrı. Kendi babası. Yani olamaz değil mi? Nasıl Tanrı kendi oğlunu öldürdü? Aslında bu Hristiyanlığın en büyük soru. Ama en mükemmel cevap. Değil mi? Tanrı kendi oğlunu öldürdü. Bizim için. Yani kurban etti. Ki bizim hak ettiğimiz cezayı çekmeyeceğiz. Çünkü o bizim için çekti. Kendisi feda etti. Kendisi bizim için kurtuluş sağladı. Artık kurtulmak için ne gerekiyor? Yani sevap işlemek? Hayır. Çok dua etmek? Hayır. Kiliseye gitmek? Hayır. Ne gerekiyor kurtulmak için? İsa Mesih'e bakmak. Ona iman etmek. Ancak bu, sadece bu. Bu kadar, bu kadar basit kurtulmak, değil mi? Müjde bu. Bu kadar basit. İsa'ya bak, kurtulacaksın. Çünkü kendisi her şey yaptı, her şey tamamladı, her şey halletti bizim için, kurtuluşumuz için. Ancak ona bak, kurtulacaksın. İnanılır gibi değil geliyor ama o kadar basit, o kadar mükemmel. Bu yüzden seviniriz, ilahi söylüyoruz. Şimdi İsa'ya bakarak 5 tane çok fazla teselli edici doğruluklarla karşılaşırız. 5 tane müjde, tamam mı? Bu vaaz serisi Markus kitabında müjdeler olsun diye. Burada 5 tane daha müjdemiz var. Birincisi, Rab İsa yaşadıklarını bilir. Çünkü kendisi de onları yaşadı. Ama Rab İsa yaşadıklarını, neler yaşadın, o bilir. Çünkü onlar, kendisi de onları yaşadı. Kötülük mü çekiyorsun? Rab İsa da çekti. Arkadaşların mı seni yaraladı? İsa da bunu yaşadı, değil mi? Adaletsizlik mi yaşıyorsun? İsa da yaşadı. Yani o biliyor. Muhtemelen ne kadar çok acı çektiğini tek hisseden odur. Arkadaşların bile, eşin bile seni sevdikleri halde anlayamabilir. Ama Rab İsa anlar. Mesela evlilikte her zaman öyle oluyor, değil mi? Yani eşim zor bir gün geçti. Ben eve geliyorum. İyi misin canım? Akşam yemeği nerede? Hayır. Öyle demiyorum hiç. Geliyorum, zor bir gün çekmiş, tamam mı? Yani ben onu seviyorum. Hissediyorum, tamam, kendisi üzgün. Ama onu yaşamadıysam, yani nasıl empati duyabileceğim, değil mi? Onu çok seviyorum, sempati görebileceğim ama aynı şey yaşamadım.
Ama Rab İsa senin çektiğin bütün acılarını aynı şey yaşadı. Yaşadı, biliyor. Biliyor. Ve şimdi o nerede? Tanrı'nın tahtının önünde senin için dua ediyor, aracılık ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir. Senin durum ne kadar kötü olursa olsun Rab İsa sana yardım edebilir. İsa neden insan olup aramıza geldi? Acılarımızı paylaşmak için. Rab İsa sadece bizim için acı çekmedi. Bizim için acı çekti ama onunla kalmayıp bizimle birlikte acı çekti. Ki Tanrı umursamaz, uzakta kalmasın. Tanrı acı hisseden bir Tanrı'dır. Bizimle birlikte acılarımıza ortak oldu. Birinci müjde bu, tamam mı? İkinci müjde. Rab İsa'nın izlerinden yürüyelim diye örneğimiz oldu. Tamam mı? Rab İsa şeytan tarafından Yahuda aracılığıyla acı çekince nasıl davrandı? Dedi ki, evet insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor ama insanoğluna ihanet edenin vay haline, o adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Tanrı'nın yargısını anımsadı. Ve Tanrı'nın en sonunda kazanacağını gözün önünde tutmaktan vazgeçmedi. Ve Tanrı'nın hükümdarlığına yaslandı. Kendini Tanrı'nın sözüne emanet etti. Biz de onun örneğinden öğrenelim. Şerle yüz yüze gelince ne yapacağız? Yani kötülük bize işleyince ne yapacağız? Depresyona girmeyin. Yani umutsuzluğuna kapılmayın. Babanıza bakın. Ona yaslayın. Trende bir tablo var. Değil mi? Yani kapılarına yaslanmayın. Neden? Çünkü buradaki trenler çok eski. Kapılar bozuk olabilir düşersin. O zaman kapılarına yaslanmayın. Ama biz acı çekerken Tanrı'nın sözüne yaslanabiliriz. Çünkü sağlamdır. Güvenilebilir. Ya da insanlar mi seni incitti? İsa'nın yaptıklarını biz de yapalım. Sertleşmedi. Yalnızlaşmadı. Sizde ne ihtiyacım var ki artık? Söylemedi. Yakınmadı. Onları affetti. Biz de birbirimizi affedelim. Çünkü herkes güçsüz, herkes arızalı. Değil mi? Birbirimize lütuf gösterelim. Birbirimizi affedelim. Affederek onurlandıralım birbirimizi. Tıpkı Tanrı'nın bize olan lütfu gibi biz de birbirimize aynı lütfu gösterelim. Ve affetmekle acıyı unutmuş olmayacağız. Tamam mı? Düşünsenize. Rab İsa öğrencilerini affetti ama yine de çarmıhta öldü. Yani yine de acı çekti, değil mi? Yani sen beni, diyelim ki Ruth, haşa, başka Mark, birisi bana, tamam, beraber, olabilir, tamam. Yani bana bir şey yapıyorlar, beni incitiyorlar, tamam mı? Haşa. Ama onlara affedebilirim. Ama yine de yaralar bende olacak, değil mi? Yani yine de zor olacak benim için. Affetmekle acıyı unutmuş olmayacağız. Affetmekle artık acı olmayacağını diyemiyoruz. Affedince biz olaydan kaynaklanan acıyı özümleriz, üstlenleriz. Bu yüzden affetmek çok zor. Ama çok önemli.
Ve bu konuda Rabbi İsa örneğimiz oldu. Ya da yetkililerin önünde, başkâhinin önünde haklarını çektiyse İsa'nın izlerinden gidelim. Yani dürüst olun. Ölümcül olsa bile dürüst olun. İsa'nın yaptığı gibi. Ve boyun eğin yetkilere. Yani İsa'nın yaptığı gibi. Çürük olsa bile boyun eğin. Yetkililer görevlerini yerine getirmedikleri halde Rab hiç ayaklanmadı. Hiç isyan etmedi. Teslimiyet gösterdi. Aynısını biz de yapalım. Ağzını açmadı. Tamam. Üçüncü müjde. Beş var. Üçüncü müjde. Tamam mı? Hükümdar baban her şeye, hatta acılarına hakimdir. Hükümdar baban her şeye hakimdir. Teselli sebepte değil, teselli şahsta bulunur. Çünkü teselli eden bir kişidir. Romalılar 8:28'e göre, yani bizim savunma kalemiz olan ayet, Tanrı'nın iki şey her zaman, her durumda yapmakta olduğuna güvenin. Ona yaslanın. Kendini o doğruluğa emanet edin. Aynı zamanda Rab kendi mükemmel planını işletmekte ve senin iyiliğin için çalışmaktadır. Bunu inanıyor musunuz? Yani bu hayata bunu görmesek bile öbür tarafta göreceğiz. Teselli nerede bulunuyor biliyor musunuz? Teselli sebepte bulunmaz. Teselli şahsta bulunur. Yani önemli olan soru neden değil. Yani neden bu bana oldu? Önemli olan soru kim? Yani arka planda kim var? Tanrı kim? Yani babamızın hükümdarlığında. Bazen çocuklarım geceleyin bir kabus görüyorlar. Yani kötü bir rüya görüyorlar. Uyanıyorlar. Bana geliyorlar. Hemen ne istiyorlar? Yani benim onları tutmamı istiyorlar. Kucağıma almamı istiyorlar. Değil mi? Anlatmamı, açıklamamı istemiyorlar. Sadece benim orada olmam yeter. Ve acı çeken kişi, yani mantıklı, entel cevaplar istemiyor. Gerçekten istemiyor. Değil mi? Yani bizim orada olmamızı istiyor. Bizim dostluğumuzu istiyor. Eski antlaşmada Eyüp diye bir adam vardı. Hayatında çok ama çok ıstırap çekti. Arkadaşları hep ona bunun nedenini anlatmaya çalıştılar. Ama bu Eyüp'ü tatmin etmedi. Acı çeken kişi cevaplar istemez. Sevgi ister, şefkat ister. Eyüp kitabının sonunda ne oluyor? Tanrı Eyüp'ü gözüküyor ve kendisinin kim olduğunu anlatıyordu. Yani ben böyle bir Tanrıyım diye. Ve bu Eyüp'ü tatmin etti. Yani hiç cevap, mantıklı bir cevap almadı Tanrı'dan. Yeter ki Tanrı'yı tanıdı. Müjde şu ki evrenin hükümdarı, kainatın efendisi tanıyabilen bir şahstır. Gerçekten. Yani kişisiz, uzakta, vurdum duymaz, acımasız birisi değil. Tanıyabilen bir babadır. İkinci müjde. Tamam. Beşinci müjde. Her şey düzeltilecektir. Her şey düzeltilecektir. Rab İsa yüksek kurulunun önündeyken birçok şeyleri söylemedi ama ne söyledi? Ve sizler insanoğlunun kudretli olanının sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Yani düşünsenize yargılanırken
Rab İsa kendisi yargıç olarak tasvir etti. Onlara dedi ki, şimdi siz beni yargılıyorsunuz ama günün birinde ben geleceğim yargıç olarak ve ben sizi yargılayacağım. O zaman göreceksiniz. Siz şimdi haksızlık yapıyorsunuz. Fakat benim egemenliğimde ben bu haksızlığı gidereceğim. Gidereceğim. Ve dünyadaki bütün haksızlıkları ben düzelteceğim. Adaleti ortaya çıkaracağım en sonunda. İsa bunu dedi. Bu acı çekenler için bir müjde, değil mi? Bir müjde. Yani Norveç'teki 77 öldüren kurbanların akrabaları için bu bir müjde. Rab İsa bütün haksızlıkları giderecektir. En sonunda adalet olacak. Olacak. Rab İsa her şeyi düzeltecek. Her diktatör altında zulmedilen ulus avutacak. Her gözyaşı silecek. Her hasta şifa alacak. En sonunda Tanrı'nın egemenliğinde her susayan doyacak. Her şey geri verilecek. Çünkü Rab İsa'nın çarmıhta kaybettiği her şey dirildikten sonra ona geri verildi. Her şey hiç olmamışçasına başa dönecektir. Ve beşinci ve en son ve en harika müjdemiz. Acılarımız sevince dönüşecektir. Yani burada sadece geri vermek söz konusu değil. Ondan ziyade bir şey daha olacak. Ve bunun ifade etmesi zor. Ama düzeltmekten ziyade acılarımız bize bir şey kazandırır. Nasıl ki şifada bize ait sağlığımız geri verilir, sanki hiç acı çekmemişiz gibi, başa dönmek söz konusu ama ondan ziyade bir beklentimiz daha var, ziyadesiyle. 2. Korintliler'de şöyle bir ayet var. Çünkü geçici hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Benim bir arkadaşım var. Bu ayeti daha net bir şekilde çevirdi. Dedi ki, çünkü hafif ve anlık sıkıntılarımız bizim için onlara nazaran çok daha ağır basan ebedi onur elde edecektir. Değil mi? Bir şekilde bu dünyadaki çektiğimiz ıstırap ve acılar bizim için cennete yücelik olarak biriktir. En çok acı çeken kişi kimdi? İsa Mesih. Cennete en çok yüceye kavuşan kişi kimdi? İsa Mesih. En çok acı çeken, en çok yüceliğine kavuşan. Yine kendisi. Aynen öyle. Bilelim ki aladığın her gözyaşına, her yok yere suçlanmana, her yaraya karşı baban senin için tükenmez bir hazine hazırlamaktadır. Slumdog Millionaire filminde son sahnede kahraman sevgilisine nihayet kavuşunca, tamam mı? Sürüm sürüm sürükledi. Nihayet sevgilisine kavuşunca adam kadının yüzündeki yara izi öpüyor. Sanki o yara izi olduğu için onların sevgisi daha da derinleşti. Biz de cennete kavuşunca Rab İsa yara izinlerimizi öpecek. Bizi onlar olmasına rağmen sevmekle kalmayıp, bizi o yaralardan ötürü daha çok kucaklayacak. Bir kazanç
olacak bizim için. Yüzüklerin Efendisi filminde Sam Ganges Gandalf'a soruyor, bu soru soruyor. Gandalf'cığım, üzücü her şey mi giderilecek? Yani en sonunda üzücü her şey mi giderilecek? Bunun cevabı evettir. Kesinlikle evettir. Bunu kavramak bizim için çok zor. Neden zor? Çünkü hayat her zaman öyle görünmüyor, değil mi? Birçok Türk filmlerinin sonu haksızlıklar giderilmeden biter. Değil mi? Ben bir sürü Türk filmleri izliyorum. Hep yani çok zor olacak bitiyorlar. Yani Ferdi Tayfur'un filmlerinden birinde kahraman sevgilisine kavuşmak için birçok zorluklar, yani neler zorluklar yaşıyor. Yaşadığı zorluklar onu daha çok bağlıyor yarına, değil mi? Kavuşma vakti geliyor bir gün. Ferdi Baba ve sevgilisi birbirine doğru koşuyorlar deniz kıyısında. Yani yavaş çekimler esnasında. Tam sarılacakları anda bir adam Ferdi'yi boğruğundan vuruyor. Yani Barbaros Üzün Öner'e göre, bu benim deyişim değil, tamam onun. Zaten Türk filminde uzun zamandır görüşmeyin, iki sevgili ne zaman birbirlerine doğru koşsalar, sevgililerinden biri vurulur ve sevgilisinin kucağında yığılır kalır öylece. İşte bu da filmin en alıcı an, değil mi? Yani tam yemek yiyecektim, konuşu kapıya yumruk oluyor. Tam da sevgilimle telefonla konuşurken kontrolüm bitti. Hayat öyle, değil mi? Kavuşmamak. Arkadaşlar, Rabbi İsa'ya iman edenler için sonu çok farklı olacak. Yani kavuşacağız. Bütün haksızlıkları giderilecek. İspatı budur. Rabbi İsa ölümden dirildi. Bir teraziyi hayal edin, tamam mı? Bir teraziyi hayal edin. Bir tarafta, bu tarafta İsa'nın üstlendiği bütün şer, çektiği bütün acılar, şeytanın bütün saldırılar, arkadaşlarının terk etmesi, bizim için üstlendiği günahlarımız, utancımız, Tanrı'nın gazabı, bizim hak ettiğimiz Tanrı'nın gazabı, onun çektiği hak ettiğimiz cezası. Hesap edin. Yani evren kadar ağır. Öyle ağır ki onun ölmesiyle neticeledi. Tamam mı? Bu yüzden Rabbi İsa öldü. Fakat terazinin diğer tarafında İsa'nın erdemi vardır. İsa'nın iyiliği vardır. Sınırsızdır. Ebedi. Ölçü yoktur. Ve bütün bu kötülüklerin özümlesine karşı yine de iyiliği ağır bastı. Ve bunun sayesinde ölümden dirilebildi. Evrendeki bütün kötülük kendine çekti, üstlendi. Ve yine onda daha da iyilik bulundu. Dirilişi bunu ispatladır. Diye bir deyişle İsa insanoğlunun bütün borçlarını toplayıp ödedi. Tamam mı? Günah bir borç olarak düşünün. Tanrı'ya bir borcum var. Çünkü günah işledim. Rabbi İsa hepsini toplayarak ödedi. Ve ne kadar hesaplanmaz büyük bir eksi olduğu halde hepsini ödedikten sonra İsa'nın hesabı hala artıdaydı. Çünkü iyilik sonsuzdur. Sınırsızdır. Bu yüzden üstlendiği her şeye rağmen ölümden dirilebildi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ve burada bitireceğiz. Demek ki iyilik sonunda kazanır. Bu gerçek.
İyilik sonunda kazanır. Türk filmlere benzemiyor hayat. İşte en büyük müjde budur. Her şeye rağmen ne olursa olsun, ne kadar acı çekiyorsan. Hikayenin son bölümünde Rab İsa galip gelecek. Ve yanına ona iman eden herkesi getirecek. Şeytan, günah, ölüm, ıstırap ne kadar kötü olursa olsun gel gör ki en sonunda Rab İsa'yı kurtarıcı ve Rab olarak güvenen herkesin çektiği her sıkıntıya karşı bir kazanç olacaktır. Müjde bu. Değil mi? Müjde bu.